Merhaba dostlar. Muhteşem bir filmden çıktık. Öğretmenler Odası. Tabii bu filmin özelliği aslında uluslararası Oscar ödülleri açıklandı biliyorsunuz. Uluslararası kategoride Almanya'yı temsil edecek ama Türk yönetmenin imzası taşıyan İlker Çatak'ın Söz Senettir ve İstanbul Bahçesi filmlerinden sonra, yani belki de oradan hatırlayacağınız, Öğretmenler Odası matematik öğretmeni ama sadece öğretmen değil, benim böyle tek geçtiğim, her zaman belki öğretmen olmak istediğimden dolayıdır, bilemiyorum. İdealist öğretmen tipinin mesleki kariyerinin bu kadar güzel anlatabilir, yansıtılması şöyle açıyor aslında yönetmen İlker Çatak. Şunu belirtelim önce, 22'sinde, yani 22 Ocak'ta tatil başladı. Öğretmenler ve öğrencilerin tatili başladı. Önümüzdeki hafta, yani bu 15 günlük süre bitecek ve ikinci döneme başlayacaklar. Ben de öğretmen arkadaşımla birlikte izledim. Onun da düşüncelerini sonra not alacağız. Ben izliyor şu anda. Birlikte filmden çıktık. Çok etkilendik. O da etkilendi. Şimdi şöyle dedik. Yönetmen öyle bir açıyor ki filmi, maestro olarak açıyor. Klasik müzikte nasıl hani sahneye alır orkestranın şefi, bütün ekibi, enstrümanları çalacak, o işte keman, viyona, nedir o, vurmalı, çalmalı, ne varsa o enstrümanlar, müzik enstrümanları, hepsinin aynı anda o notaya basması lazım ki o ses ortaya çıksın. Filmin nasıl diyelim, şey noktalarında, filmi götürecek, tetikleyecek, damgayı vuracak, yani insanda, izleyicide düşünmeye sevk edecek noktalarda yaylıları duyuyor. Yönetmen onu veriyor. Yaylıları duyuyorsunuz. Aruk arı şeyi kovanı gibi. Klasik müziğin, yani Alman sisteminin, klasik müziğin o bütünselliği, bir kere bir bilimsel bir film izliyorsunuz. Bilimsel açıdan bakıp matematikle, müziğin içindeki matematiği, hayatın içindeki matematiği ve öğretmen Karl'a giriyor, diyor ki işte Guten Morgen, ne değil mi? Guten Morgen'da Almanca. Guten Morgen. Yani aslında nefesi açmakla başlıyor. Hayat nefesi almak ve başlamakla başlar aslında. Öğretmenin klasik öğretmen anlayışından, yani öğrettim, yazdırdım, çizdirdim, o anlayıştan çıkarıyor. Nefes almakla başlıyor ve finale doğru aslında otoriteyi kaybettirilen, yani bu kadar idealist, bu kadar başarılı bir öğretmenin dış etkenlerden dolayı nasıl nerelere vardırdığını gösterirken, 99 dakika içerisinde matematik öğretmeninin sadece aslında 6. sınıflara hem beden dersine de giriyor ki, hele bir final sahnesi var. Kopuş noktalarına geldiklerinde kasadan atlatmıyor ama kasanın üzerinde, yani beden eğitimi dersinde herkesin kullandığı kasanın üzerinde hepiniz bir çıkın bakalım diyor. Yani ister istemez hepsi düşecek. Yani bir kasa her şeyi sığdıramayacak. Yani dünya herkesi sığdıramayacak ama nasıl durursunuz noktasını Oscar'la, Oscar karakteri üzerinden film evriliyor. Oscar karakteri bir hırsızlık olayı içerisine dahil oluyor. Hani bir deli kuyuya taş atmış, kaç kişi çıkaramamış. Hani onun inancıyla çıkarsak öğrenciler suçlanıyor. O masumane yavruların işte... öğretmen arkadaşım da var burada. Hani öğrenciyi bir tutabilmek, öğrenciyi o öğrenci kimliğini yeşertmek, onların dimağlarına girdiği zaman sittin sene çıkaramazsınız. Yani hepimizin üzerinde, ben kendim yaşadığım için biliyorum, öğretmenlerine o travmalar var ya, öğretmenlerin, ailelerin yaşattığı, çocuğun üzerinden atmak mümkün değil. Yani çok önemli meslektir öğretmek, insan eğitmek ve burada da yaparak öğretmek. İşte hep söylüyorum, biraz önce çıkışta da arkadaşlarıma söylüyorum, hep bize diyorlar ki Finlandiya eğitim sistemi, burada da yaparak öğrenmek aslında köy enstitülerinde. Filmin içerisinde görüyoruz ki öğrenci meclisi var, dergi çıkarıyorlar falan filan. Geçmişe döndüğümüzde biz köy enstitüleri içerisinde bunu görüyoruz. Yaparak öğrenme. Ondaydı galiba. Evet. Getirilen yurt dışından ve buradaki öğretmen de aslında Danimarka kökenli zannediyorum. Dünyadaki o bir barışçıl, yani dünyanın üzerinde kim, kuzey ülkeleri daha medeni diyoruz ya, onu aslında figürlüyor. Sınıf içerisindeki son derece idealist, hayatı anlatan, yani hayatın matematiğini öğrencilere öğreten, sadece sayılar içinde ve filmin açılış sahnesi 0,999 ile -1 arasındaki sayı, arasındaki sayı var mıdır diyor. Bir tek kişi, işte Oscar diyor ki arada bir sayı vardır, açıklamasını yapıyor sınıfın en çalışkanı.
gelişme bölümüne doğru işte o sabır küpünü vermesi, biz geçmişte 80'lerde vardı bu renklerin bir araya gelmesi. Şöyle diyor öğretmen, bir olayı ispat edebilmek için kanıtlar üzerinden yavaş yavaş gideceksiniz. Olasılıklar üzerinden gerçeği ispat edemezsiniz ki Oscar karakteri üzerinden çocuklar sorgulanırken bir hırsızlık olayında öğretmen Karla karakteri içine sığmaz. İşte sadece öğretmen öğrenci yetiştirmekle değildir, birey yetiştirmek amacındadır, insan kazanmak amacındadır. Geri geldiğinde ailesi ve diğer öğretmenler o çocukları öyle bıraktıklarında o sınıfın başında ondan ayrılmaz ve final sahnesi o kadar müthiş ki zannediyorum ki İlker Çatak'ı Oscar'a götürecek Oscar karakteri olacak. Ben Yo Capitano'yu izledim, Perfect de izledim, çok güzeldi. Gerçekten Yo Capitano, İtalyan filmi, nasıl derler, mülteci sorununa bu kadar naif bir dille yaklaşıp çok duygulanmıştım filmi izlediğimde. Geçtiğimiz günlerde de başka sinema izledim. Ben İtalyan kültürde izlemiştim ama gerçekten başyapıt olarak bu film. Bir kere şunu söyleyebiliriz ki tüm öğretmen adayları öğretmen olacaklar. Öğretmen olmak isteyenlerin öğretmen nasıl olmalı düşüncesini, hani bir sofralarda şey denir, rakı falan varsa, bir muhabbet varsa, bu şey burada kalır. Yani içtiğin rakı, yani buradaki sohbet burada kalır dediğinde öğretmen, işte öğretmenler odasında konuşulanlar aslında diyor ki öğretmen, çocuklar bir röportaj yapmak istiyorlar. Öğretmen bunu biliyor aslında ama gene de çocukların ödev yapma, yani onların birey olma yolculuğunda ki onlara ket vurmak istemiyor. Diyor ki öğretmenler odasıyla ilgili gerçekleri öğrenmek istiyor. Çocuklar meraklı ya, işte kedi gibi meraklı olma falan diyor. Öğretmenler odasında konuşulan öğretmenler odasında kalır. Her karesinde başka bir anlatım, klasik müzikle biçimlenmiş, orkestranın güzelliği. Şimdi öğretmen arkadaşımdan da görüşlerini alacağım. Tabii öğretmenin odasında bir çocuğu idam etmek mi, bir hayatı kurtarmak mı? İşte Karla karakteri burada onu yapıyor. Özetle şunu söyleyelim, çok uzatmadan. Bir insanı kazanmak, bir bin insanı kazanmak. Ve hayatın matematiğini öğrenmediğiniz zaman ve her karesinde Karla karakterinin suçlu olan anneye de, çocuğa da ön yargısız, yani biliyor ama dinlerken o veli toplantısında falan olanlar, yani bizimkiler, biz, neyse oralara girmeyeyim, yani sapır sapır dökülen eğitim sistemimiz içerisinde bunlar çok komik kalır. Sistemsel bir Alman ekolü içerisinde başka bir şey görüyoruz. Mükemmel bir film, arşivlik bir film. İnşallah alır. Uluslararası kategoride de biz de diyelim ki hani bir Türk yönetmen çıktı ama yapılıyor işte, yapabiliyorlar diyebilirim. Çünkü gerçekleri ortaya koymuş. Felsefesi, sosyolojisi, matematiği, fiziği, her şeyiyle müziğin evrenselliği, yani ritim. Bakın ben hep söylüyorum, bizim toplumumuzun özellikle bu biraz daha doğuya kaydıp da biz ritmimizi kaybettik. En yakın bunu nerede bulursunuz biliyor musunuz? Metrobüse, toplu taşıma araçlarınızda bindiğinizde insanların gidiş geliş yönleri böyle vardır, hani gidenler çıkıyor. Buradan zaman kazanacak ya da akıllı ya. Hayatın ritmi yok, adımlarımızdadır. Biz ritimsiz yaşıyoruz bir toplumuz. Dolayısıyla bu filmi kaçırmayın. Öğretmenler Odası, çok şey bulacaksınız. Hele final sahnesi diyor ki işte orada diyor ki ben adaleti istiyorum diyor. Oscar, annesinin, neyse spoiler vermeyelim burayı. İzleyin bu filmi. Görüşmek üzere. Yarın da yerli bir filmimiz var.